İstanbulda İmamoğlu Böyükşəhər Bələdiyyəsində başkan seçildi. Sizin buna münasibətiniz necədir? Çox yerində gözəl bir qərar oldu. Yəni insanların artıq baskı altında qurtulub demokrasi ilə yönetilmesi güzel bir şey. İmamoğlu gerçekten Türkiye için bir kazançtır. İstanbul için daha büyük bir kazançtır. Yani tek adam tarafından yönetilmesi ayrı, halkın tarafından yönetilmesi daha farklı bir şey. En azından insanların sorularına cevap verebilirler. Emri baki olmaktansa insanların için Avrupa'ya gidiyor. İnsan haklarından faydalanmak için. Biz de istiyoruz ki demokrasinin olduğu bir yerde insan haklarıyla yaşasınlar. İnsanlar kardeşçe ülkesinde yaşasınlar. Ümit ederiz inşallah İmamoğlu güzel hizmetler eder. Herkese kucaklar, ayrımcılık yapmadan. Yani bizim amacımız odur ki Türkiye'de ve dünyada kardeşlik olsun. Türkiye'de seçkiler adaletli, demokratik şekilde geçirilir. Elbette ki yani devletin güvenlik güçleri vardır, bunlarla ilgileniyordur. Elbette ki tabii ki insanlar bireysel hatalar yapabilirler ama devlet mekanizmasında hata yapıldığını tahmin etmiyorum. Vatandaşlar da haklarını talep edir. Elbette ki yani doğal haklarını bir kısmı da olsa genel olarak alabiliyorsun. Yani öyle bir kanun her ne kadar tek adam tarafından yönetilse de kanun tabii ki işliyor yani. Ben güveniyorum Türkiye Devleti'nin kanunlarına da adaletine de inanıyorum. Efendim bir soru soracağım. İlk olarak bu yıldan başlayarak Türkiye'de muhalif partiyalar artık canlanmaya başlıyor. Evet. Yani iktidar oy kaybetmeye devam ediyor. Evet. Bunun sonu sizce ne olacak? AK Parti düşecek mi? Elbette ki. Yani şimdi bakın Türkiye dünyada bütün diktatörler yok olmuştur. Hı-hı. Yani bugün diktatör olan bir ülkede kanun olmuyorsa halk elbette ki diriliş yapacaktır. Yani baskı insanları birleştirir. Adalet insanları birbirlerine kitler. Onun için hani adalet isteyen herkes demokrasiden yana olur ve Türkiye halkı Kurtuluş Savaşı'nda hani tüm dünyaya başkaldırmış insanlar. Baskıya asla boyun eğmezler. İnanıyorum ki daha güzel günler Türkiye'yi bekliyor. Yani demokrasi işleyecektir. Elbette ki Tayyip Erdoğan'a gidecektir. Daha güzel yönetileceğine inanıyorum. Biz bunun aynısını, sizde olan proseslerin aynısını Azerbaycan'da olmasını isterdiniz mi? Bizde ben buranın konusunda bir şey bilmiyorum. Yani nasıl yönetildiği konusunda bir bilgim yok. Onun için bilmediğim konuda yorum yapmak istemem. Az zamanda buraya gelip gidiyorsunuz. Evet, ben gelip gidiyorum. Yani bura hakkında hiç bilgim yok. Ülkenizi seviyorum, halkınızı da seviyorum kardeş olarak. Hepinize mutluluklar ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim.